Şimdi kooperatif evlerini gösterdik. Bahçeli, normal familyan house dediğimiz bu evleri de gösterdik. Şimdi geldi diğer bir diğer konuya. Özür dilerim. Hava soğuk olduğu için biraz öksürük oldu. Şimdi bu tarafta dediğimiz gibi normal herkesin kullandığı bahçe var. Yani sıradan insanlarla zengin insanların, gelir düzeyi biraz daha iyi olan insanların ortak kullandığı bir parktan bahsediyoruz. Avusturya'daki sistem komünizm ve sosyalizm ortak bir karışım siyasi sistemi olduğu için müthiş bir şey aslında. O da nasıl bir şey? Diyelim bu bahçeli ev almaya durumunuz yok. Sıradan bir işiniz yok mesela. Ne yapıyorsunuz? Tabii kredi alamıyorsunuz ev yaptırmak için. Bu kooperatif evler için de bir birikiminiz ve maddi durumunuz yok. Eviniz de yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Bakın hemen şu sağ tarafta devlet evleri dediğimiz devlete ait evler var. Yani mal sahibi aslında devlet. Türkiye'deki TOKİ'nin satılmamış halini düşünün. Yani devletin yapıp ama satmadığı. Sadece ihtiyaç sahibi olan insanlara kira olarak, yani kira karşılığına verdiği evler. Burası da bu arada çocuk kreşi. Burada oturan insanlar, yani şu zengin olsun, şuradaki şey olsun, kooperatif ya da şuradaki devlet evleri olsun, herkesin ortak gelip burada çocukların okuduğu yer. Özellikle ben bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Avusturya'daki sistem tamamen bu işte. Yani zengin ve fakir aynı sokakta, çocukları da aynı okulda okuyor. Yani bu sistemi çok güzel yakalamışlar, çok güzel sağlamışlar. Mükemmel bir, bence insanlara verilen bir değer yani bu. Fakir olsun, zengin olsun fark etmiyor. Şimdi dediğim gibi bu devlet evlerinde kalmak için de 2 odalı, 3 odalı, 4 odalı, 5 odalı ya da tek odalı evler var. Bunu da sizin evdeki yaşayan hane halkına göre belirliyorlar. Örnek veriyorum, siz karı koca ve iki çocuk sahibiyseniz 4 kişi olduğunuz için size en az 3 odalı bir ev vermek zorunda devlet. Ev sahibi değilseniz eğer, bir eviniz yoksa. Buranın da kiraları çok düşük. Yani 150 euro, 200 euro gibi kirası var yani devlet evi olduğu için. Bu da gayet ödenebilir bir para. Çünkü burada bir insan çalışmasa bile 1000 euronun üzerinde bir aylık devletten Notstand dedikleri bir para alıyor her ay. Ve hayat boyu hayat garantisi olmuş oluyor aslında. Her ay devlet o parayı veriyor insanlara. Çalışmasa bile. Bu nedenle bu gelir sayesinde bile insanlar bu şekilde devlet evlerinde rahatça yaşayabiliyor. Dediğimiz yerde neresi? Şöyle, zenginlerle alt gelir seviyesine sahip olan insanların karşılıklı oturduğu bir düzen aslında. Çok da mükemmel. Devlet bu alt kesimin üst kesimin arasındaki uçurumu bir şekilde hani makas sayıp birbirine yaklaştırmış. Kimseden ne üstünlüğü var, ne fazlalığı var. Gördüğünüz gibi herkes aynı okula gidiyor, herkes aynı mahallede oturuyor, herkes aynı sokaktan geçiyor. Herkesin yaşadığı hayat bu şekilde. Parası olan, imkanı olan varsa tabii ki şuradan karşıdan bir tane bahçeli ev alıp oturabiliyor ya da kooperatif evinden ev alıp oturabiliyor. Hiç değişen bir şey yok. Yine herkesin gezmeye geldiği, parka oynamaya gittiği yerler aynı yerler. Sistem gerçekten çok mükemmel. Keşke bir kısmı en azından bizim ülkemizde olabilse böyle şeylerin. Bu devlet evlerinde şu an belki 5000'in üzerinde aile yaşıyor. Burada bir sürü devlet evi var. Sadece bu bir kısmı. Bunun gibi bu köyün her yerinde devlet evleri var. Örnek veriyorum işte 500 tane ev varsa bunun tahminim 200 veya 250 tanesi devlet evidir. Yarı yarıya. Ve bu hemen hemen Avusturya'nın tüm yerlerinde aynı. Böyle olduğu zaman da alt kesim ve üst kesimin arasındaki uçurumu bir şekilde kapatmış oluyorsunuz. Ve devlet bunu çok basit bir şekilde başarmış yani. Çok üst kesimi küstürmeden, alt kesimi de öldürmeden güzel şekilde insanlar hayatını devam edebiliyor yani burada. Gördüğünüz gibi. Kış ayı olmasına rağmen gayet cıvıl cıvıl bir şey. Yazın olduğunda tabii ki daha rengarenk, daha yeşil, her şey daha güzel. Böyle. Al
Avusturya'dan herkese selamlar, sevgiler. Başka bir videoda, başka bir zaman görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.